Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İnna Allah la taala la yakbudu al-ilm intizan intizahu min al-ibad ve lakin yakbudu al-ilm bi qabdu al-ulama hatta idha lam yabqa alim ittakhadha an-nas ru'asa'an juhalan fasu'ilu fa'aftaw bi ghayri ilmin fadallu adallu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah azze ve celle ilmi insanlardan çekip çıkararak almaz. Yani ilmi öyle söküp almaz insanların içinde. Fakat alimleri vefat ettirerek, hakiki alimlere vefat ettirerek ettirmek suretiyle ilmi yok eder. Yani şey, kitaptaki ilim alim, anlayan hakiki alim olmasa o bir fayda etmez. Alim kalmayınca da insanlar başlarına cahil kimseleri geçirirler. Alim diye geçinen insanlara, bir şey anlamayan insanları onlar başlarına geçirir. Bunlara sorular sorulunca da bilgisiz olarak fetva verip hem kendilerini sapar hem de soranları saptırır. Yani kendi kafasına göre fetvalar verir, şey yapar. Bilgisiz, cahil olarak şey yapar. Kendisini de helak eder, başkasını da helak eder. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يحتاجون إلى العلماء في الجنة وذلك أنهم يزورون الله تعالى في كل جمعة فيقول لهم تمنوا علي ما شئتم فيتفتون إلى العلماء فيقول ماذا نتمنى فيقولون نتمنوا عليه كذا وكذا وهم يحتاجون إليهم في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu cennet ahalisi cennete alimlere ihtiyaç duyacaklardır. Yani bu cennetin halini söylüyor Peygamber. İnsanlar cennete girdikten sonra cennete de alimlere ihtiyaç vardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar haftada bir Allah azze ve celle ziyaret edecek ve bu ve Allah kendilerine istediğiniz şeyi dileyin buyuracak. Yani her cuma günü müminlerin cennette Allah Azze ve Celle ziyaret günü onun tecellisine mazhar olan günüdür. Orada ikramda Allah Azze ve Celle ikramda bulunur. İstediğiniz şeyi dileyin der. Yani cennette de bazı şeyler dilemek lazım, bazı şeyler istemek lazım. Onlar da alimlere bakarak ne dileyelim diyor. Yani insan bilmez, cennette bile alimlere ihtiyaç olacak. Ne dileyelim, her şey var cennette. Başka ne dileyelim diye soracaklar. Alimler de şunu dileyin diyecekler. Yani onlara yol gösterecekken cennette de yol gösterecek. İnsanlar dünyada olduğu gibi cennette de alimlere ihtiyaç duyacaktır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أو شاك أن تضل هداك. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yeryüzünde alimler yeryüzünün ve denizin karanlıklarında yön gösteren gökteki yıldızlara benzer. Yani insanlar eskiden yıldızlara bakarak yollarını bulurdu. Denizde de, karada da. Bu eskiden pusula yoktu, şey yoktu. Muhakkak gittikleri yeri görsünler diye ekseriyetle de geceleyin yönlerini tayin ederler. Gündüz o yol üzerine giderler ama yani bu yıldızların sayesinde yollarını bulurlardı. Bu alimler de onlara benzetilmiş. Allah Azze ve Celle alimleri onlara benzetmiş. Yol gösteren insanlar da onlar. Yıldızlar batınca yıldızlar olmayınca batınca rehberler bile yolunu şaşırabilir. Yani bu karanlıkta gece bulut olunca şey olunca yıldızlar görmeyince eskiden rehber olan bile yolunu kaybeder. Ama yıldızı görünce şuradan gidilir buradan gidilir diye biliyor.
Alimler de aynı şekilde insanlar için. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبركم أن الأجود الله أجود الله الأجود ألا أخبر عن الأجود الله الأجود وأن أجود ولد آدم وأجود من بعد رجل علم علما فانتشر علمه يبعث يوم القيامة أمة وحده ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى يقتل. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size en cömert kimsenin kim olduğunu bildireyim mi? Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah cömertlerin en cömertidir. Çünkü her şey onun elindedir. Vermesini sever. Cömertleri sever Allah azze ve celle. En cömert Allah azze ve celle'dir. Ben de Adem ve oğlanın en cömertiyim. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz kadar da ne gelmiş ne geçmiş bir cömert insan yok, zat yok. Peygamber Efendimiz kadar cömert yok. Her şeyi verirdi, bir şey kendine bırakmazdı. Ne bulursa, ne gelirse hepsini verirdi. Yani gözünü kırpmadan düşün, yani yalan düşüneceğim diye bir şey yoktu. Benden sonra en cömertleri ise ilim öğrenen. Sonra da o ilmi yayandır. Yani bu ilmi de yaymak bir şeydir. İlim öğrenip onu yaymak da o da bu cömertlerden sayılır. Bu kimse kıyamet gününde tek başına bir ümmet olarak girilecektir. Yani öyle faydası olan insanlara güzel şeyler öğreten, ilim öğreten insan, o bir ümmet gibi haşrolanacak. Bundan sonra da en cömert olan öldürülene kadar canını Allah yolunda adayan kişidir. Yani şehit olup da kendini feda etmiş, bundan daha büyük cömertlik olamaz. Ruhunu, canını vermiş Allah rızası için. O da dördüncü mertebede cömertlerin en cömertlerinden birisi olur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أمتي علماءها وخيار علماءها رحماؤها ألا وإن الله تعالى لا يغفر للعالم 40 ذنبا قبل أن يغفر للجاهل ذنبا واحدا ألا وإن العالم الرحيم يجيء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء يمشي فيه ما بين المشرق والمغرب كما يضيء الكوكب الدري. Peygamber sallallahu buyuruyor ki ümmetinin hayırlıları alimlerdir. Yani alim. Allah cahilin bir günahını affetmeden önce alimin 40 günahını affeder. Yani cahil olunca alim daha böyle hak yolda olan insan Allah'ın günahlarını daha alim kıyamet günü nuru etrafa aydınlatacak şekilde gelir. Yani bu gene dünyada böyle ahirette de her tarafa nuru aydınlatır, orasını aydınlatır. Öyle ki doğu ve batı arasındaki yaratıklar onun parlak bir yıldız gibi aydınlatan ışığında yürürler. Kâl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-kalku kulluhum yusallun ala muallimel khayr hatta bunyanil bahr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bütün yaratıklar alim için istiğfar eder. Hatta denizdeki balıklar bile hayrı öğreten, hayrı bildiren insan için onun için hayır dilerler, istiğfar ederler hepsi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-dünya mel'unatun mel'unun ve fîhâ illa zikrullah ve mevâleh ve alimun ev muteallimun.
Sana buyuruyor ki dünya melundur. İçindekiler de melundur. Yani lanetlenmiş bir yerdir. Dünya imtihan yeridir. Ona tabi olanlar onun peşine gidenler de lanetlidirler. Ancak zikrullah ve zikrullah'a yardımcı olanlara dünyada bir lanetli yerde oturuyorsun ama onun kurtuluşu var. Devamlı Allah'ı hatırlamak, Allah'ı zikretmek, ilim öğrenmek. Onun dışındasın o vakit. Dünyaya taparsan sen de dünyayı melun olursun. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her şey ilim sahibi kimse istiğfar eder. Yani alime, ilim öğrenen yani istiğfar eder. Hatta denizdeki balıklar bile. Yani işte bunlar Allah'ın sevdiği sıfatlardır, yapılacak şeylerdir. İlim öğrenmek ve alimle beraber olmak. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس العلماء والأمراء. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlardan iki sınıf var ki onlar düzelirse bütün insanlar düzelir. Onlar bozulursa bütün insanlar bozulur. Bunlar alimler ve hakim, valiler yani hükümet sahipleri, sultanlar yani şeyi idare edenler, memleketi idare edenlerdir. Yani bunlar çok sınıf insanlar var. Ama bu ikisi en mühim olan bunlardır. Bunlar istikamet, salah üzerine olursa oradaki insanlar da hepsi salah, iyilik üzerine olur. Yok bunlar bozulmuşsa her taraf bozulur. Allah razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuğba lil alama tuğba lil abbad ve lil ehlil esvar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ne mutlu alimlere ve ne mutlu ibadet edenlere, çarşı ahalisine ise vay haline. Yani alimler Allah'ın yolunda onlara ne mutlu diyor. İbadet edenler de mutlu ama çarşı pazar gezip de dünya peşinde gidenlere vay hallerine. Sadaka Resulullah'ın makalatına makalatına ziyadeler şerefine bir sallallahu aleyhi ve sellem sahibi kiram ve ilerva.